Siyasetle devam ediyoruz. Altılı Masa'da 9 Nisan'da teslim edilmesi gereken milletvekili adayları listeleri için çalışmalar hızlandı. Masadaki Saadet, Deva, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin CHP çatısı altında ortak listeyle seçime girmesi bekleniyor. Ancak liste konusunda anlaşmazlıklar sürüyor. CHP'nin 4 partiye toplamda 11 milletvekili vereceği partilerin de buna karşı çıktığı belirtiliyor. son birkaç gün kaldı. Siyasetin en sıcak gündemlerinden biri partilerin en geç 9 Nisan'da saat 17'ye kadar yüksek seçim kuruluna teslim edeceği milletvekili aday listeleri. Altılı Masa Mutabakatı'nda yer alan Saadet, Deva ve Gelecek Partisi ile Demokrat Parti bu sürecin en kritik partilerinden. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan desteklerinin karşılığı olarak... Yeteri sayıda milletvekili almak istiyorlar. <laughs> Altılı masa Cumhurbaşkanı adayını belirlemeden önce bu dört parti için CHP listelerinden aday gösterilmek üzere 50 yaşan milletvekili sayısı konuşuluyor. Ancak Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra rüzgar başka yönden esmeye başladı. Şimdi teklif edilen milletvekili sayısı toplam 11. Bir de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun teklifiyle ittifak içinde ittifak formülü gündeme geldi. Teklif 4 partinin bir araya gelerek seçime Saadet Partisi çatısı altında girmesini içeriyordu. Bu formüle Deva Partisi sıcak bakmadı. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, masadan son olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüştü. Görüşmede milletvekili sayıları ve bakanlık dağıtımı konularının ele alındığı belirtildi. CHP bu sürecin bir diğer ayağını ise masanın görece daha fazla oy tahmin edilen İyi Parti ile yürütüyor. İyi Parti Türkiye'nin birçok ilinde kendi listeleriyle seçime girmek istiyor. Yaklaşık 10 ilde ise CHP ile li ortak listeden seçime girmeye açık. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da konuştu. Gündeminde seçim vaatleri vardı. Emeklilere bayram ikramiyesi vaadini hatırlattım. Allah nasip eder Cumhurbaşkanı seçildiğimde emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak dedi. Yani Ramazan bayramı içinde bu ödemenin yapılacağını vaat etti. Altı Genel Başkan'ın demokrasi sayesinde bir arada olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu mitingde Altılı Masa liderlerinden Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde başlatılan Şahfırat Operasyonu'nu da eleştirdi. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da konuştu. Altılı masada demokrasiyle bir arada olduklarını söyledi. Altı lideri bir araya getiren demokrasidir. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin geçmişteki dış politikasını eleştirdi. Türkiye'nin Suriye'deki müstakil toprağı Süleyman Şah Türbesi'nin kaçırıldığını söyledi. Bayrağımızı indirdiler dedi. Operasyonun mimarı Altılı Masa'nın ortaklarından dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'ydu. O operasyonun düğmesine basan ve yöneten kişiydi. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Süleyman Şah Türbesi kendi toprağımızdan Cumhuriyet tarihinde bayrağımızı indirdiler. Suriye'de 13 Mart 2014'te çatışmalar sonucu türbenin bulunduğu bölge terör örgütü DAEŞ'in kontrolüne geçti. Türbeye yönelik tehdit nedeniyle operasyon kararı alındı. Şah Fırat adı verilen operasyonu o dönem başbakan olan Altılı Masa'daki liderlerden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yönetti. Süleyman Şah ve iki muhafızının naaşları alınarak Suriye'de başka bir güvenli bölgeye götürüldü. Davutoğlu başbakanlıktan ayrıldıktan 3 ay sonra bölgeyi işgal eden DAEŞ'lı teröristlere yönelik Fırat Kalkanı harekatı yapıldı ve bölge Deaş teröründen temizlendi. Görüşme için son 24 saat beklediler. Amaç ikna etmek değildi. Hayal kırıklığını bu sözlerle ifade etti Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. Altılı Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umduğunu bulamadı İnce. Peki nasıl bir teklif bekliyordu? Memleket Partisi kulislerine göre İnce'yi ikna edecek formül yuvaya dön çağrısıydı. Genel... Cumhurbaşkanı adaylıklarının kesinleşmesine 24 saat kala kapısını çaldı. Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ne teklif edecek, İnce adaylıktan çekilecek mi diye beklerken randevunun bir nezaket ziyareti olduğu ortaya çıktı. Ulaşma bekleyenler kadar ince de hayal kırıklığına uğramıştı. Son 24 saatte geldiler, amaç anlaşma değildi dedi. Kameraların önünde gülerek poz verirken pazarlık ittifakı değil, ilke ittifakı açıklaması yapmış. İnce'nin o sözleri içeride ittifak konuşuldu yorumlarına neden olmuştu. Oysa deprem, sandık güvenliği, hatta CHP'deki eski günler konuşulmuş, bir tek seçim ittifakı ve adaylıktan çekilme başlığı konuşulmamıştı. Muharrem İnce hayal kırıklığını katıldığı televizyon programında bir kez daha dile getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde bak ziyaret ettim demek içindi. Deprem konusu, seçim güvenliğini konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halil İbrahim sofrasından bahsetti. İçeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı. Onu da milletimin takdirine bırakıyorum. Daha önce ikinci tura ilişkin açıklamalarında Kılıçdaroğlu'na kapıyı aralık bırakan ince şimdi o iş bitti dedi. Seçmen yaşı 15'e insin, ilk turu ben alırım diyen İnce, ikinci turda kimi destekleyeceğine ilişkinde seçim sabahını görelim mesajı verdi. Peki İnce'nin hayal kırıklığının arkasında ne var? Öncelikle milletvekili pazarlığının ötesinde bir beklentiye işaret ediliyor. Kurmaylarına göre yuvaya dön çağrısı gelseydi İnce adaylıktan vazgeçebilirdi. Ancak ne milletvekilliği teklifi ne yuvaya dön çağrısı geldi. İnce'nin kurmaylarına göre bunun nedeni CHP içindeki koltuk hesapları. Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP'de gelecek hesabı yapanlar İnce'yi istemedi. Bu nedenle de İnce'nin aday olarak yola devam etme hakkı bulunduğunu, eleştirilerin İnce'ye değil Kılıçdaroğlu'na ve ekibine yönelmesi gerektiğini savunuyorlar.